Sevgili izleyenler, Radyo Hoca'da kim bilir neler olacak, neler efendim. Radyo Hoca'da çok başarılı bir öğrencim sizlere konuk olacak. ÖSS birincisi Yüksel sizlerle olacak. Gel oğlum Yüksel. Bırak, ipini bırak, bırak. Unutulur elbet her hir ve her insan aldığımız nefes bile hamıyor inan. Daha fazla olamaz yıllar. Bir dokun anlarsın içimdeki kül hala sıcak. Bu ne kolpa şarkı la? Kafiye yok, bir şey yok. Allah Allah. Kimseye sözüm yok. Sana yok, bana yok, kimseye yok. Yar elimi ne zaman uzatsam yat, soğuk tarafı ne, soğuk tarafı şimdi hem de sözüm yok. Ya, yapamadıysan hocaya kimseye yok. Ya, elimi ne zaman uzatsam oğlum. Siz ne konuşuyorsunuz oğlum kendi aranızda? He? Ne gürültüsü yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz kendi aranızda ya? Allah Allah, bir huzur vermediniz ya. Şurada bir şey dinleyeceğim, bir huzur vermediniz ya. Allah Allah ya. Sırf ben birazcık kafa dinleyeyim diye dersi etüt yapmışım. Aman eksiklerinizi giderin diye dersi etüt yapmışım, dersi etüt eylemişim. Burada gürültü yapıyorsunuz ya. Allah Allah ya. Bir müzik. Ya yapamadığınız soruyu bana sorun dememiş miydiniz? He demiştim. Bana mı sordu yapamazken? He, bana mı sordu yapamazken? Allah Allah ya. Hem dersi derse dinlemezler, hem de ondan sonra hocam ben bu soruyu yapamadım. Hocam ben bu soru. Ne haliniz varsa görün ya. Allah Allah ya. Sana hiç şey yok. Yatağın soğuk. Gene açtım sevgili izleyenler, gene açtım. Gene açtım. Yine öğrencinin halini anlıyorum sevgili izleyenler. Gene öğrenciye açtım, gene öğrenciye açtım. Hadi sor oğlum, sor. Sonra ne yapamazsan sor çabuk, sor. Hocam matematik sorusu. Matematik mi? Matematik benim, göbek adım. Anam adımı ilk Radim Matematik koymuş. Ondan sonra nüfus memuru bakmış demiş ki, bu ne dandik isim ya demiş, çıkarttırmış. Sor bakalım. Şimdi hocam, sınıfta 15 öğrenci var. Olabilir, ne olacak? İşte bu öğrenciler her gün üçer ve beşer kişilik sıralar halinde yürüyüş yapıyorlar. He yürüsünler, bir şey olmaz. Aynı öğrencilerin hiçbirinin aynı arkadaşlarla bir sıraya denk gelmemesi gerekiyor. 7 günde kaç farklı şekilde dizilirler? He, bu mu soru? Bunun için benim kulaklığımı çıkarttırdınız, bir anda yatağın soğuk tarafını söyledim de bu muydu yani soru? Oğlum bırak, bundan kolay ne var ya? Hadi çözeyim de gör. Şimdi neydi? 15 öğrenci diyorsun. Bunlar üçlü beşli gruplar haline gelecekler. Üçlü olsalar 5 grup eder. Beşli olsalar 3 grup. 7 gün diyor. Yan yana gelmeyecekler diyor. Tamam. Ne olacak? Permütasyon işine gireyim dur. Permütasyon işine gireyim. Üçlüsü, beşlisi, üçlüsü, beşlisi, üçlüsü, beşlisi, üçlüsü, beşlisi, üçlüsü, beşlisi, üçlüsü, beşlisi. Dur, bu zor olacak ya. Bir dakika dur. Tek tek gitsem nasıl olur? 305. Evet, tamam, ben şöyle yapayım. Ondan çizerek yapayım ben bunu. Çizerek çözeyim. Ne diyeyim? Bu çocuk, bu çocukla yan yana geliyor. Onunla gelmeyecek yan yana. Bu çocuk da o çocukla yan yana gelse. O çocuk onunla yan yana geldi, onu sil. Yok, bu da zor ya. İsim vereyim, tamam. İsim vereyim, çocuğa isim vereyim. Buna İzzet dedim, buna Ali, buna Ahmet, buna Mehmet, buna Mustafa, buna Necati, buna Ramazan. Buna Kamil olur mu? Olur, Kamil olur. Kamil verdim. Hayrettiniz. Söyledim, hayrettin. Ramazan. Ramazan'ı iki kere mi? Bakalım. Ramazan, hayrettin. Muzaffer vardı, Muzaffer söyledim. Nasıl, bir dakika. Ramazan, yürüyüş yapıyorlar. Yürüyüş yapıyorlar 3 gün. Oğlum ne yürüyüşü bu? He, bu ne yürüyüşü oğlum? 19 Mayıs bitmiş, 23 Nisan bitmiş. Bu ne yürüyüşü oğlum ya? Allah Allah ya, bu ne oğlum şimdi? Nasıl soru bu?
Hele burada seyircinin karşısında şey pozisyona sokuyorsun. Sanki soruyu yapamayan bir insan pozisyona sokuyorsun ya. Ya üç kişi oradan, beş kişi buradan. Böyle soru mu olur oğlum ya? Soru öyle hocam. Ben ne yapayım soru zorsa? Oğlum soru zor bir soru değil. Soru zor bir soru değil fakat mantık hatalarından dolayı ya. Her tarafı yanlış, her tarafı mantık hatası bu sorunu ya. Yok oradan adam gelecekmiş de o onun Ramazan'ın hayretti. Böyle soru olur mu oğlum ya? Nereden buluyorsunuz böyle soruları, anlamıyorum ki ben. Mavi kitaptan Ahmet Buhan. Ahmet Buhan mı? Evet hocam. Ahmet Buhan'a çok canlar yaktı çok. Bir dönem gençliğinin korkulu rüyası, kabusu, karabasanı Azrail'i belki Ahmet Buhan. Halen daha Üsküdar'da terk edilmiş bir köşkten geceleri çocuk sesleri duyulur diyorlar. Hocam Ahmet Buhan'dan sormayın. Hocam sınavdan Ahmet Buhan çıkmasın diye. Yalvaran çocuk sesleri gelir diyorlar. Üsküdar'da metruk bir köşkte. Neyse, bunları konuşmayalım. Siz ne biçim öğrencisiniz oğlum? He? Siz ne biçim Sirsar öğrencisiniz evladım? He? Bu kadar kolay bir soruyu, bu kadar kolay bir matematik sorusunu bana soruyorsunuz ya, Allah Allah. Matematiğimiz zayıf hocam. Neden zayıf? Acaba ne zayıf? Neden zayıf acaba? He? He? Neden zayıf acaba? Oğlum ben size burada anlatıyorum. Eve gidiyorsunuz, tekrar etmiyorsunuz oğlum. Etmiyorsunuz evladım. Eve gider gitmez o çanta atılıyor bir kenara. Tekrar eden yok, bakan yok, hiçbir şey yapan yok. Zayıf, tabii zayıf. Allah Allah ya, benim burada şeyimi düşürttürüyorsunuz ha. Benim ortalamamı düşürttürüyorsunuz ya. Ben burada bugüne bugün Türkiye birincileri çıkarmış öğretmenim oğlum. Hocam. Benim burada ortalamamı düşürttürüyorsunuz. Kariyerim benim zedeliyorsunuz ya. Ben bugün ÖSS'de, ÖSYM'de, YÖK'sünde, LGS'sinde, KGS'sinde birini çıkarmış insanım ben ya. Benim ÖSS birincisi öğrencim var oğlum. Merhaba, ben Yüksel. Ben sınavlara yordam dershanesiyle hazırlandım. Sayısalda, sözelde, eşit ağırlıkta Türkiye birincisi oldum. Şu anda kafam dönüyor. Yordam dershanesi. Çocuğunuz için iyi bir gelecek mi planlıyorsunuz? En iyi okullarda okusun, en iyi yerlere gelsin mi istiyorsunuz? Unutmayın, hayatta başarının yolu üniversite sınavından geçer. Peki, çocuğunuz üniversite sınavına hazır mı? Yordam Dershanesi, çocuğunuzun sadece ders çalışması için hazırladığı nezih ortamı ve her biri dalında uzman başarılı kadrosuyla üniversite sınavında başarının tek adresi. Haydi! Siz de çocuğunuzu Yordam Dershanesi'ne gönderin. Sizin de çocuğunuz Yüksel gibi olsun. Yordam Dershanesi. Akarçeşme Mahallesi, Battıbalık Sokak, İmam Hasan Camii geçimi hemen sağı, Bağcılar, İstanbul. Yordam Dershanesi. Hafta içi öğrencileri için özel yurdumuz ve OKS hazırlık sınıflarımız mevcuttur. Yordam Dershanesi. Başarının yolu yordamı. Yordam Dershanesi. Ben Yüksel. Sözel'den 45 ettim. Sayısal'dan bir yanlış bir boşum var. Sınavlara iyi hazırlandım. Hiç dışarı çıkmadım. Sade biraz duvarı deldim. Oradan bana ışık geldi. Ben Yüksel. Sözel'den 45 ettim. Sayısaldan bir yanlış bir boşum var. Ben sınavlara yordam dershanesiyle hazırlandım. Sizde sınavlara yordam dershanesiyle hazırlanın. Sizde benim gibi olun. Yordam dershanesi başarının anekdarı. Yordam dershanesi başarının yolu yordamı. Yordam dershanesi. Babam beni helaya kilitledi. Vay be Yüksel. En birinci öğrencim. 711 Yüksel. İdeal öğrenci.
Utanın oğlum, utanın. Utanın kendinizden. Siz burada ibişik peşinde koşarken o yüksel ders çalışıyordu. Ders çalışıyordu siz ibişik peşinde koşarken. Utanın. Alo, yükselim ne yaptın Rıhat Hocam ben? Sözel'den 45 ettim. Sait Sal'dan bir yanlış bir boşum var. Boş bıraktığım soruyu ÖSYM'e iptal etti. Yanlış olanı da... Oğlum onu demiyorum yani. Nasıl gidiyor? Nasılsın anlamda sordum. İyiyim. He. Yüksel izliyor musun sen beni? Sen beni izliyor musun akşamları? Ben TRT okulda çıkıyorum oğlum. Çok faydalı program yapıyorum. He. Yok. Ama neden? Çok faydalı program oğlum. He. Yüksel senin bir de ufan vardı. Kardeşin vardı senin Mustafa başarılı. O ne yaptı ne etti? Sözel'den 43 etti. Bir yanlış bir tane de boş. Oğlum onu demiyorum. Sağlığı sıratı nasıl yani? Sayısaldan mı? Babam beni peteğe bağladı. Oğlum o yapamadığınız soruyu atlayın oğlum. O soruyu atlayın oğlum. Soruyu yapacağınız diye bir şey yok ya. O soruyu atlayın oğlum. Evladım sen de camı aç. İçeri hava geçsin biraz. Üstten açma. Adan gibi aç. Aç hocam içeri hava geçsin biraz. Oğlum bırak o kitabı. Tamam daha yeter. Tamam. Çok çalışmayın oğlum. Televizyonda ders anlatıyor oğlum. Sınav yapamayacağım anlamına gelmez sevgili izleyiciler. Yayıncılıktan önce öğretmenlik gelir benim için.